Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve yanımda Salih ile birlikte biraz ev turu yapıyoruz. Hepinizin bildiği gibi, daha doğrusu Facebook sayfamı takip edenlerin bildiği gibi benim can sıkıntısından sırf çekim yapmak istemediğim için, daha doğrusu yanlış kurdum cümleyi. Şu ana kadar düzenli oynadığım tüm oyunlar, çekim yaptığım oyunlar aynı zamanda. O yüzden sıkıldım onlardan biraz. Biraz çekim yapmadan oynayacağım, yani sürekli oynayabileceğim bir şey istedim. Kendime 1.6'da bir paket oluşturdum. Hatta hızlıca bir mod listesini göstereyim size. Mod. Geliyoruz. Forge'u falan filan geç. Applied Energy 6. RB14 sürümü. Bu arada şey, algoritm Applied Energy 6 2'ye başlamış geliştirmeye. Oo süper. 1.7 içindir o zaman. Evet, 1.7 için. Bunun dışında Damage Indicators. Mr. Crayfish's Furniture Mod. Dekoratif bir mod. Ne? Mr. Crayfish's Furniture Mod. Ha. Bibliocraft. Düşündüğüm ama medieval konsepte uymayan mod. Bibliocraft. Buildcraft. Additional Buildcraft Objects. Carpenter's Block. Bu da güzel bir dekoratif blok. Blok demişim. Anladınız, mod. Computer Craft, ki bunu bayağı kullanmayı düşünüyorum. Ender.io, bir iki ufak ihtiyaçtan dolayı eklemek zorunda kaldığım bir mod. Ender Storage. Extra Utilities. Factorization. Bu arada Köfte, Extra Utilities'in şu şeyi çok güzel. Ender Pearl çiçeği. Ha, öyle bir şey var mı artık? Aha, var Ender Pearl çiçeği. Düşüyor da. Ender Lily diye geçiyor. Dungeon'dı, tamam. Şey olduğunu sanmıyorum. Harvest, yani daha fazla seed düşürdüğünü sanmıyorum, ancak dungeon gezeceksin ki beni biliyorsun, şu seride bayağı bir dungeon geziyorum. Biliyorum. Bunun için devam edeyim. Factorization, ki bayağı bir kullanmayı düşünüyorum bunda. Industrial Craft 2, Experimental sürümü. Galactic Craft, ki Galactic Craft'la da bayağı bir uğraşmayı planlıyorum. Ki benim planladığım Universal Electricity serisi var. Ki bu Feed Köfte 2 bittikten sonra olacak, ki muhtemelen 1 ya da 2 ay sonra olacak. Universal Electricity serimle başlayana kadar kurcalayacağım 2 Universal Electricity modundan bir tanesi. Diğeri zaten MFFS. Bunun işte Galactic Craft'ın Mars eklentisi. Major Force Field System, MFFS yani. Mine Factory Reloaded, Railcraft olmazsa olmazlarımdan biri, Greytech, yine IC2 ile uğraşacaksam eğer olmazsa olmazlarımdan biri, Nükleer Kontrol, Inventory Tweaks, Iron Chest zaten neredeyse her mod paketinin olmazsa olmazı, Mist Peripherals, bir Computer Craft eklentisi, Gravitation Suite, Lumia bir gerekli kütüphane, Machine Moons'un Major Power Suite'i, Open Blocks, Open Fair Pearl, Open Flow Blocks, yine Extra Utilities gibi random birkaç tane blok ekleyen bir şey. Open Fair Pearls, aynı geliştiricilerin yazdığı bir Computer Craft eklentisi. Forge Multipart, mikro bloklar için. Project Red, bu arada sürekli çoğunuzun yanlış söylediği bir şeyi düzelteyim. Project Red, Red Power'ın yeni adı falan değil. Sadece Elorem, Red Power güncellemi ortadan kayboldu. Gerçi 30 Ağustos'ta tekrar gözükmüş bir. Ya Köfte, olayı ben anlatayım. Devam et. Bizim Elorem sırra kadem basıyor. Böyle arada bir gelip ben güncelleyebilirim ama etmeyebilirim deyip böyle bir iki kelime yapıp kaybolduğu için sonuç olarak artık kimse de hatun takmamaya başladı. Evet. Mod geliştiricileri Red Power'ı parçalayıp kendi işlerini asimile ettiler. Evet, Project Red de hani eski Red Power kafasında yeni bir mod. Tamam. Yani farklı bir geliştirici tarafından yapılıyor. Ve tamamen farklı bir mod. Kodlar falan filan baştan aşağı farklı. Fakat eski Red Power kafasında bir mod.
ve onun parçaları. Bunun dışında Vaila, bilmediğim birkaç tane mod eklediğim için gerekli bir ihtiyaç duydum. Exact mod, bu bir gelişmiş bir crafting table. Bunun dışında Zans minimap, Forge multipartum plugin'i falan filan. Bunlar. Evet, ve burası da benim kasam. Kasa. NASA'ya gönderme. Galactic Craft'la bayağı bir uğraşacağım için. Ve bu arkadaş Greg Tech'in Bronze Blast Furnace'ı. Ve elimdeki şey The Mighty Earth Destroyer. Earth Destroyer nedir diye soracak olursanız Unbreaking 3 ve Efficiency 4 basılı bir shovel. Ve önceki çok daha iyiydi. Salih. Efendim? Hatırlıyorsun değil mi eski Earth Destroyer'ı? Evet. Ya o shovel'a senin gravel kazıp böyle flint farmlaman lazımdı. O kadar çok luck vardı ki içinde. Bu arada bahsettiğimiz shovel bunun birebir aynısı. Sadece Fortune 3 basılı. Ki bunun dışında bunlar atın ve eşeğim. Atın adı Düldül, eşeğin adı Eşek. Tabii şu an name tag bulamadığım için henüz name'lemedim. Aslında o da olacak köfte. Yep. Yakında. Çok yakında. Öyle böyle yakında değil. O kadar yakında ki hepimiz çıkartıyor yan taraftan name tag'i. Ve hemen buradan wrench'imizi alalım. Bibliocraft'ı da bayağı bir kullanmaya başladım. Yani bu oyun seri olmayacak bu. Onu unutun. Yani tamamen benim eğlencem ve dekoratif bilgilerimi geliştirmem için bir şey. Zımbırtı. Orada üst kata çıkış henüz ayarlamadım. Bir üst katım var. Ama üst kat zaten bitmedi. Şu ağaçlar nedir diye soracak olursanız. Bunlar benim beyaz renk elde etmek için kullandığım ağaçlarım. Evet ve Fortune basılı sickle'ım kırıldı. Sağlık olsun. Destlerimizi alalım artık ve ağaçları keselim. İşte gördüğünüz gibi doğa düşmanı köfte. Aysep diyor ki yeşili sev, doğayı koru. Sus lan. Sen de o tonla yaratık tonla canlı öldürüyorsun. Ne var? Ağaçları yiyorlar. Onlar onların doğal dengesinin parçası. Olsun. Yaz gramerin ağzına sıçtım. Yaz köfte benim arka plan duyuluyor mu sen de bilmiyorum ama. Duyuluyor. Ooo sabahlar olmasın o zaman. Maalesef ki duyuluyor. O zaman ne yapıyoruz? Ranch'imizi yerine koyuyoruz. Şunları da buralara atıyoruz. Ben içeri kazara ne attım? Başka? Golden Nugget'ın burada ne işi var? Gold Nugget'a sor bana değil. Gold Nugget burada ne işin var? Ne diyor? Hiçbir şey demiyor. İşte. Şimdi bunun dışında bana sand lazım. Ardından mend lazım. En sonunda Clark Kent lazım. Vay köfte espriler gelişiyor. Senden öğreniyorsun. Yavaş yavaş bir ben olacaksın sen de. Sonra diyeceğiz ki bir ben var ki benden içeri. Tasavvufa filan gireceğiz seninle. Sonra sohbet filan edeceğiz. Sonra Fuzuli'ye rakip olacağız. Aynen öyle. Şimdi ben bunu...
elle kırayım çünkü Earth Destroyer'ım fazla kırar. Adı üzerinde Earth Destroyer. Görüyorsunuz köfte destroyer ile ilgileniyor sadece. Creation yok, direkt Earth Destroyer. Motherfucker. Like a horror. Ama köfte olsun, biz seni böyle seviyoruz. Hatta şarkı söyleyeyim mi sana? No köfte, no cry. Vay, o da güzel. Ağlama köfte, ağlama. Sen ağlama, doyanamam. Ağlama köfte bebeğim, sonra kıyamam. Evet. Şimdi bana ne lazım? Bunlardan lazım. Salih'i takmamam lazım. Aha göçtü, aha göçerzi. Illumination altından. Tamam. Neyse yapabildiğim kadar yapayım ben. Arının golden nuggetları alıp... Aha devam ettir köfte. Sekiz. Olmadı baştan. Sekiz. Altta. Ardından şunlara ihtiyacım var. Ve ayrıyetten Redstone Torch'a ihtiyacım var. Miscellaneous chest'imde olsa gerekler değiller. O zaman ne yapalım? 16 tane redstone torch craft edelim. Ve tabii ki de ne eksik? Glass pane. Hayır köfte. Glass pane. Bana yapamazsın. Glass pane eksik olamaz. No. No glass pane. No. Sen asla bir glass pane'e araba sürmeyi öğretemeyeceğini söylediler değil mi? Evet. İlginç bir şekilde harita burada hayvan gibi bir şey gösteriyor. Dungeon ama ben göremiyorum kendilerini. İşte bunlarla bunu yapıyoruz. Bu arada senin arka plan sesleri de çok epik. Salih. Hı, efendim. Senin arka plan sesleri ayrı bir epik. Onlar zaten yakıyor. Köfte hani beni bile yakıyor. Canını mı yakıyor yoksa seni mi yakıyor sadece? Hayattan bezdiriyor. Evet, beni bile hayattan bezdirecek şeyler varmış. Like this. Adamın davula şeyle vurması gibi, hınçla vurması. Bu arada bunları Carpenter's Block ekliyor. Carpenter's Block'u az buçuk gösterebilirim şimdi. Göster köfte çok şık bir mono. Evet. Bu arada köfte şeyi ne yapacaksın? Ne? Mod paketini. Not paketin ne? Sen bu videoyu yayınladıktan 35 saniye sonra 85 milyar tane not paketin paylaşımı isteyecek senden. Oha kendimi şu anda ağır gerizekalı hissediyorum. Ne oldu? Böyle yeri kazıyorum, meri kazıyorum.
Dungeon'ı arıyorum. Bir tane dungeon var, haritada görülüyor. Meğersem gökyüzündeymiş. He. O zaman le idiota. Aynen öyle. Açık öte sen devam et. Neyse, mod paketim belli bir config paketi kullanılarak hazırlanmış bir paket. O yüzden özel bir yanı yok. Config paketini ve mod listesini zaten gördünüz. Config paketinde linkini atarım. Fuzzy'nin config paketini kullanıyorum. Bayağı güzel bir config paketi. Ve bunları bir blok yükseğe koyalım. Bu arada kullandığım yatak da Carpenter's Block'tan eklendi. Carpenter's Block iyidir. Evet, ve beni Skype'tan rahatsız ettikten sonra Ege de aramıza katıldı. Merhaba. Özel bir video çekiyorum şu an. Ne videosu çekiyorsun? Hani şu benim kendi zevkim için oynadığım paket var ya. Evet. Ondan bir günlük tarzı video. Ha, iyi, sonunda isteklere cevap veriyorsun yani. Yep. İyi, iyi, güzel. Ben şimdi neyi yanlış yapmışım abi orada? Küretle kazdım altlarını ama bir şey çıkmadı. O onların bayağı bir altında onlar. Ha, bayağı altında diyorsun. Ben direkt altında gibi düşündüm de. Direkt altında değiller, bayağı bayağı altındalar. Ney bu? Terapi Minecraft'a başladım ya. Ha. Ben anlamam, ben bilmem. Şey diyeceğim sana, hani bu Dynamic Lights modu yükleniyor mu Terraform Minecraft'ta da, yani uyumlu mudur onunla? Büyük ihtimalle çalışır Terraform'da da. Onu yüklemek istiyorum zaten hani. Terraform 1.6.2 değil mi? Evet. Evet, 1.6.2 için Dynamic Lights'ı indireceksin. Klasör attım sonra, aynen. Dur bir araştırayım ben onu, bakalım. Çünkü ha, bu arada bayağı... senin sorduğun Carpenter's Blue'u gösterecektim ben de şimdi. İyi, ben göremiyorum ama olsun. İzlerim sonra videoyu. Mesela şurada merdivenleri var, bunun dışında burada şunları var, şunları var falan. Hatta pressure plate'ini de yapayım. Size basitçe göstereyim. Normal bu şekilde yerleştiriyorsunuz dünyaya bu blokları. Merdivenini şöyle yerleştirelim. Bunun yanı sıra butonu da var bunun. Falan filan. Peki bunların özelliği nerede devreye giriyor? Şimdi görüyorsunuz ki ben çok tuhaf bloklar şeklinde gösterebiliyorum bunları. Bunun şeklini göstermeyeyim. Şunun şeklini göstereyim. Herhangi bir blokla sağ tıkladığınız takdirde o bloğu alıp bunun içine gömüyor. Hop 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 hop. Hata ve hata, whoop, whoop. Çekiçle vurduğunda şekli filan da değişiyor. Evet, onlara gelecektim tam da. Olsun, spoiler vereyim dedim. Spoiler da ne spoiler? Ha, bir şey deneyeceğim. Glass kabul ediyor mu? Ediyor. Ve bayağı da hoş duruyor. Ana, burada iki tane spawner var. Belki biraz daha fazla var. Evet. Bunun anlamı camdan merdiven yapabilirim. Arkada otoyol mu var? Arkada düğün arkada var. Arkada düğün var. Ama otoyoldan pek fazla bir farkı yok. Neyse, ben şu chisel ve hammer'ı alayım. Hammer'la gördüğünüz gibi şöyle modunu değiştirebiliyorsunuz. Sadece yaratıklar aktive edebilir, sadece player'lar aktive edebilir, sadece hayvanlar aktive edebilir, tüm entity'ler aktive edebilir falan filan gibi. Bunu da böyle slab şekline getirebiliyorsunuz. Sadece slab'i olmayan blokları bile slab yapabilirsiniz. Bu şekilde bunun açısını değiştirebiliyorsunuz falan filan. Bakalım merdivene bir şey var mıydı? Merdivene bir etkisi yok. Chisel'la aldığımız takdirde tabi glass üzerinde bir etkisi yok. O yüzden bununla göstereceğim. Şöyle gördüğünüz gibi değişik desenler verebiliyorsunuz ki bu sayede oyunda olmayan
blok desenlerini bile elde edebiliyorsunuz. Oh yeah. Kısacası Chisel mükemmel bir mod. Chisel demişim. Carpenter's Block. Bu video ne zaman yüklenecek? Yarın muhtemelen. İyi, ben yarın bunu izleyeyim de öğreneyim bari. Şu Carpenter's Block benim işime yarayacak bir şey çünkü. Evet. Hatta... Ege, öğrenecek bir kısmı yok ki oğlum. Hatta bunun eklediği daha da güzel bir şey göstereyim size. Millet, bir aramaya geçmem gerekiyor. Gel. Tamam, kaçtı direkt. Daha da güzel bir şeyini göstereceğim. Bu arada şu butonu da alayım ben artık. Tamam. Kapı. Kapısı var. Şu an yarısı mermer, yarısı cam olan bir kapım var. Artık yok. Ne diyorsun bu işlere? Ben mi? Evet. Bilmem ki, sen çocuklara bir şey anlatıyorsun diye ben de şey yapmadım. Dinlemiyordum. Kendi kendine konuşmaya başlayınca ben de şurada yorum okuyordum. Bir modda ne yapacağımı öğretmişler de bana. Ha, hangi onu mod? Algılamaya çalıştım. Tinker's Construct'ta Golden Apple'da Apple'ın Diamond versiyonuna bir kalbi birleştirip zırh yerine, evet, koyunca işte kalp arttırıyormuş falan. Evet. Canını iki katından kadar çıkartabiliyorsun onunla. Evet. Ve bu fence'lere böyle tıklarsanız bu şekilde şeklini değiştiriyorsunuz. Mesela fence'leri nasıl craft? Evet, diğer şeylerini de bir craft edip göstereyim size. Ucuzlar zaten. Evet, bu şekilde ve tavan arası falan filan için güzel bir şey bu. Şimdi stick'e ihtiyacım olacak. Pardon, stick böyle craft ediliyordu ve... Köfte, stick'in sana ihtiyacı olsun. Niye senin stick'e ihtiyacın var köfteye? Çünkü stick. İşte bunlar hep stick. Fence'leri de bu. Gene bunların böyle modunu değiştirebiliyorsunuz. Böyle çok daha şön fensler yapabiliyorsunuz. Vola da çevirebiliyorsunuz. Ve sonra cam görüntüsü verip çok güzel tuzaklar bile hazırlayabiliyorsunuz. Bir saniye, bir şey deneyeceğim hatta. Şimdi benim quartz glass'ım vardı deyip kalmıştı değil mi? Hayır, kalmamış. O zaman geçici olarak seni alacağım. Şimdi şunu değil. Şunları şöyle koyup da bunu Vibrant Quartz Glass'ı koyamıyoruz. Bu üzücü oldu. Neyse, sağlık olsun. Shift Click neden çalışmıyor? Burada çalışıyor. Evet. Ve yavaştan ben IC2 makinelerine geçmeye başlayayım. Öncelikle bir adet generatör. Ardından... Evet... Batbox. Ve bunlar. İşte bu yüzden bu tonla tin hazırladım. Ve hammer'ımı alıyorum. Hammer'ım da kırılmak üzereymiş zaten. Ben de bu arada bu dinamik lights'ı yapamadım galiba ya. Neyse artık. Sonra yaparım. Evet, hammer'ım kırıldı. O zaman ne yapıyorum? Oh.
Allah Allah Allah. Yine ayrı... Ha tamam, Steel Hammer yapabiliyorum. Önce file'ımı almam lazım. Ve bir tane Iron Ingot almam lazım. Evet, böyle zor DSP'lerinde Greg Tech'i oynuyorum ben burada. Item casingler, tamam. Şimdi Deedstone. Ve gün doğuyor. Bende de galiba batıyor. Ve tin kablo. Yine bolca tin. Yalnız iyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilmiyorum paketi hard'da oynamakla. Hangi paketi? İşte sihiri craft. Senin kullandığın paket. Niye hard oynasan zor olsun ki? Bosslar filan yani da var ya. Zor çünkü tabi de şey. Evlim bana fazla kolay geldi, çok hızlı bir şekilde. Sen dur, team plate gerekiyordu değil mi? İlerletebildim o Tinker's Construct sayesinde ya. Hard'da oynadığın zaman bosslar yani yakaladın da öldürüyor seni. Her boss değil ama bazı bosslar, özellikle bazı bosslar var. Disarm ediyor. Direkt silahını kaybediyorsun boss'a vurduğunda. Ya o çok sıkıntılı. Evet. Normalde çok kolay ölüyorlar da. Bir kısmı aslında ateş topu filan atıyor. İşte benim diğer dünyayı kafayı yiyip sildim. Öyle değil. Evet. Ve en sonunda Batbox yapabildim ben de. ...70 milyon uğraştan sonra. Olsun. O zaman ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Gray'e selam yolluyoruz. Aleyküm selam. Ne? Gray'e selam yolluyoruz dedim. Gray'in annesine yollarım o selam, kendisine yollamam ki. İlk yapacağım makine ne oluyor? Blade Bandit Machine. Tabii ki de bunu kamera karşısında craft etmeye üşeniyorum. O yüzden bölümü burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Köfte sesi köfte minimler. İyi eğlenceler. Sizler de bir şey deyin. İyi eğlenceler. Hoşça kalın. Ne diyeyim? Ne değil, kabak yaman edeyim. Hadi millet, iyi eğlenceler.